Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Bir memleket meselesi programında daha birlikteyiz. Evet, programımıza başlamadan önce bütün kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Zira şu an ana kumandada da kadın bir arkadaşımız var. Şu an biz yayını hazırlayan arkadaşlarımız da kadın. Çünkü şu demek oluyor. Eğer kadınlar olmasaydı biz şu an bu programı yapamıyor olacaktık. Ana kumandadaki Alev'in nezdinde, diğer muhabir arkadaşların nezdinde bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutladık. Evet değerli izleyenler, bugün gündemimiz yoğun. Bugün program konuğumuz uzaktan bağlanacak, çok uzaklardan, Eskişehir'den bağlanacak. Delil Ateş program konuğumuz olacak. Neler konuşacağız? Öncelikle kısaca Delil Ateş hakkında bilgi vermek isterim. Kendisi gerçekten sosyolojiyi çok iyi biliyor, toplum psikolojisini çok iyi biliyor. Akil Gençler Genel Başkanı kendisi ve Türkiye'de birçok ilde, yaklaşık 56 ilde örgütlenmiş bir sivil toplum kuruluşunda genel başkanı ve Türkiye gündemini yakından takip eden, Türkiye gündemini abartmıyorum, iyi bilen bir genel başkan bugün konuğumuz olacak. Savaşçı soracağız, ekonomiyi soracağız ve güncel siyasetteki durumları Sayın Başkan'la değerlendireceğiz. Başkanım inşallah bizi duyuyordur. Alev az sonra yayın alacak başkanımı ve biz de başkanımla bu konuları değerlendireceğiz. Çünkü bu konular önemli. Her ne kadar savaş Rusya ve Ukrayna'da da olsa bizim sınırımızda bu konular önemli. Ekonomi zaten şu an Türkiye'nin öncelikli gündemi. Çünkü benzin fiyatları, yağ fiyatları derken bütün ekonomi allak bullak olmuş durumda. Bu konularda Sayın Delil Ateş Başkan'la değerlendireceğiz. Yine ittifakları da konuşacağız Delil Ateş'le. Şu an ittifakları nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz diyeceğiz. Dediğimiz gibi Ankara'yı, kulisleri, yani Türkiye gündemini yakından takip eden ve bilen bir başkanım bugün konuğumuz olacak. Eğer Alev de yayına alırsa başkanımı hem tanışacağız. Şimdiden değerli izleyenler. Dediğimiz gibi bağlantımız uzaktan olacak. Stüdyoda birebir olmayacağız. Sayın Genel Başkan'ın görüntüsünde veya sesinde bir bozukluk olursa bu teknik bir arıza demektir. Hemen düzelecek anlamına gelir. Şimdiden eksiğimiz olursa da af ola diyoruz. Ve Delil Başkan'ımı hem sizinle tanıştırmak istedim. Hem de Türkiye ile ilgili söylenecek sözü var. Delil Başkan'ın dediğim gibi ülke siyasetini yakından takip ediyor. Ankara kulislerini yakından takip ediyor. Şu an gündemi daha net alabileceğimiz başka isim olmayacaktı. Sağ olsun davetimizi kabul etti. Yoğun iş temposunun arasında da bize vaktini ayırdı. Bakalım bizi duyabiliyor mu? Delil Ateş Başkanım. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz abi? Sağ olun başkanım. Öncelikle yoğun gündemden fırsat bulup davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Program formatı gereği önce sizi tanıyalım başkanım. Ardından soracağımız sorular var. Konuşacağımız konular bir hayli fazla. Vakit kaybetmeden programa geçelim diyorum. Buyurun. Evet, öncelikle böyle güzel bir programda bizi uzaktan da olsa ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar uzakta olsak orduyla gönüllerimiz hep bir oldu. Her zaman orduyla dayanışma içerisinde, kardeşlik içerisinde birçok programa sizlerin de öncülüğünde imza attık. Evet, orduya başlayalım. Da selam olsun diyorum. Delil Ateş, Mardin doğumluyum. Mersin'de büyüdüm. Adana'da Çukur Üniversitesi'nde ekonomi mezunuyum. Zaten üniversite yıllarımızda gençlik hareketiyle tanıştık. Ve o günden beri de sürekli gençlik hareketleri içerisinde yer aldık. Yeri geldi bayrak astık, yeri geldi slogan attık, yeri geldi de Türkiye'nin dört bir ilini gezdik. Ve kardeşliği, birlik beraberliği, ülkemizin geleceğe yönelik hedeflerini anlattık. Bu uğurda hala da mücadelemiz devam ediyor. Evet, iyi ki tanıştık başkanım, iyi ki yollarımız kesişti. Hatta programın sonunda da bir anım var. Onu müsaadenizle anlatmak da isterim. Öncelikle
Programımız başladı. Mesajlarımız olacak. Şu an bizi hangi platformdan izliyor arkadaşlar bilmiyoruz ama sorularınızı Facebook üzerinden sorabilirsiniz diyeceğiz arkadaşlara. Size soru yönetmek isteyen arkadaşların da sorularını yine Facebook üzerinden Tabii. sizlere yönetmek isteriz başkanım. Zira şu an 4-5 Tabii tane tabii. platformda aynı anda yayın yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi soruları Evet. sadece Facebook üzerinden alabiliyoruz. Başkanım öncelikle gündemin sıcak durumunu bir değerlendirmek isterim sizinle. Yanı başımızda Ukrayna, Rusya bizi de ilgilendiriyor bu durum. Önce bu konuyu Evet. değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü bu süreci de takip ediyorsunuz. Bunu da bilincindeyim. Ardından ülke ekonomisini konuşmak istiyoruz başkanım. Bu konuda hazırlıklı olduğunuzu her zaman biliyoruz. Bu konuları değerlendirmek isteriz. Devamında yine siyaseti sizinle konuşmak isteriz. Zira siyaseti en iyi takip eden, en iyi okuyan isimlerden biri olduğunuzu da biliyoruz. Evet başkanım, savaşa başlayalım. Bu savaş neyin nesiydi? Hiç ortada böyle bir şey yokken bu nereden çıktı? Niye yanı başımızda böyle bir bu kadar gündemin içerisinde bir de savaş bizim gündemimizi aldı? Önce oradan başlayalım. Buyurun başkanım. Hem bu konum itibariyle hem ülkemizin binlerce yıl medeniyetlere öncülük yapması itibariyle işte yıllardır süren Suriye Savaşı'nın belki de en çok etkisi olduk. Tabii ki itibariyle de zaten Rusya'da Ukrayna'nın savaşının da bize bir yansıması o de Rusya son dönem en çok ticaret yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Yine aynı kezayla da birçok ticaret yaptığımız gibi turizm alanında da müşteri ettiğimiz iki ülke. Bu iki ülkenin tabii ki savaşı en çok bizi etkiliyor. Gerçekçi olmak gerekirse en çok etkilenen yine ülke biziz. Hatta işte bu son günlerde yaşaması bizim şu anda az de 30 tane gemimiz ne yazık ki çıkamadı bir görüşmesi oldu. İnşallah yakın zamanda bu gemilerimize izin verilecek. Savaş nereden çıktı? Biri Ukrayna'nın aslında Zelenski'nin gaza gelme düşünün ki hiçbir gaz verildi Batı tarafından. Zelenski de bu gaza geldi. Bu gaza gelerek önünü çevirdi. Ve sonra da artık Rusya, daha önce zaten Rusya'nın da bazı planları, projeleri var. Çünkü Rusya'da Amerika Birleşik Devletleri gibi olduğu için de ister istemez sınırlarını artırmak istiyor. Sovyetler Birliği'nin o eski dönemdeki gibi, işte Rus Çarlığı'ndaki gibi yine büyük bir güç olma yolunda projeleri var, hedefleri var. Böyle olunca da ister istemez bir savaş doğdu. Ama Putin'in hedefi kısa zaman içerisinde bu savaştan sonuç almaktı. Ama alamıyor. Bu savaş uzadıkça da uzuyor. Başkanım, bu savaşta en zararlı çıkacak ülke Ukrayna gibi görünse de sizce de öyle midir? Yani bu savaşın tabii ki hiçbir savaşın galibi olmaz ama bu savaşın mağlubu sizce sadece Ukrayna mı olacak? Bu konuda görüşleriniz nedir? Yani bu ülke sadece savaşın tabii ki Ukrayna'ya yönelik bir müdahale olduğu için Ukrayna kaybedecek gibi dursa da bu savaşın kaybedeni bence bütün dünya ülkeleri. Çünkü insanların öldüğü bir yerde, mazlum insanların öldüğü bir yerde bence bir kazanan olmayacaktır. Ama tabii ekonomik bazlı ya da siyasal bazlı baktığımızda bu savaşın kazananı yine Batı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Ona bağlı müttefik güçleri İngiltere olacaktır. Avrupa Birliği olacaktır. Yine Ukrayna ile Rusya bence bu savaşın en büyük kaybedenleridir. İkisi de kaybedendir. Diyelim Aslında ki ikisi de bir inşallah. oyuna gelmiştir. Peki burada Türkiye sizce bir savaşın içine çekilmek isteniyor mu? Yani
Ukrayna'nın açıklamaları da bu yönde. Sanki Türkiye savaşa müdahilmiş gibi bir izlenim havası yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye bu savaşın içine çekilmeye çalışılıyor mu sizce de başkanım? Tabii ki Türkiye bu savaşın içine çekilme yönünde özellikle Ukrayna'nın bazı kışkırtmaları var, bazı söylemleri var. Ama Türkiye burada üçüncü yol çizerek en doğru, en mantıklı yolu çizmiştir. Üçüncü yol savaşın derhal bitmesi ve iki tarafı da tutmama. İki tarafla da mevcut ticaretleri devam ettirme. Burada Rusya'nın müdahalesine karşı çıkma, insanlık adına karşı çıkma, savaşa karşı çıkma. Diğer tarafta Ukrayna'ya da ya sen niye Batı'nın gazına geldin diyerek eleştiride bulunma. Batı'ya da ya siz bu Ukrayna'ya gaz verdiniz, Ukrayna'yı gaza getirdiniz. Şimdi de yalnız bırakıyorsunuz bir şekilde. O tarafa da uyarı yapma. Yani üçüncü yol izleyerek en doğru yolu izlemekte. Bence bu savaşta da taraf olmamamız lazım. Tabii ki ölümlere karşıyız. Tabii ki savaşın katliamın olduğu her şeye karşıyız ama savaşın tarafı olmamamız gerekiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz başkanım? Türkiye şu an doğru yerde duruyor. Yani Türkiye şu an Kesinlikle. olayı dengede götürebiliyor diyebilir miyiz? Yani Türkiye doğru bir yol izliyor diyebilir miyiz? Şöyle zaten bu 30 gemimiz işte bu ayçiçek yağı getirecek gemilerimizle ilgili Putin'le bir görüşme yapılıyor ve Putin bu konuyla ilgili hemen müdahalede bulunacağım diyor. Yine diğer tarafta Ukrayna ile görüşme yapılıyor çünkü orada bir mayınlı bölge var. Ukrayna'nın da bu konuda evet yardımcı oluruz şeklinde hatta yeni bir mavi yol çizilmesi noktasında bir mutabakata varılıyor. Yine diğer tarafta Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanları gelip bir görüşmede bulunacaklar. Burada bizim üçüncü yolda ne kadar başarılı olduğumuz ve bu konuda iki ülkenin de bize ne kadar itimat duyduğu ortada. Bu da bizim büyük ülke olma, büyük öncü güç olma yolunda yaptığımız çalışmaların meyvesini almak diyelim diyorum. Evet. Başkanım, dediğiniz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah savaşsız bir dünya da buluşuruz diyoruz. Çünkü savaşın İnşallah. kazananı olmaz dedik. Kan dökülen hiçbir yerde huzur olmaz dedik. Bu hangi ülke, hangi ırk olduğunun bir önemi yok dedik. Evet başkanım, sizin de dediğim gibi zamanınızı alıyoruz. Ekonomi. Estağfurullah. Şimdi savaşı yine konuşmak isteriz. Süreç devam ederse zaman zaman sizi bu tür hani Tabii konularda tabii. danışmak üzere canlı yayın konu almak isteriz. Süreç biraz ani olduğu için teknik olarak da hazırlık yapamadık. Bu konuda da eksiklerimiz olabilir. Ama bundan sonraki süreçte biraz daha teknik olarak altyapımızı daha iyi şekilde sizinle irtibat kurarız diye düşündük. Başkanım, Evet. günümüzde insanlar ekonomiye gireceğim ama bu Tabii gire. yağ konularını, bu yağmalamayı diyeyim daha doğrusu. Bu konuya bir şey yapamadık. Yani bir anlam veremedik. Şimdi bir yerde Tarım Bakanı diyor ki bizim yeterli yağ stoğumuz var. Diğer taraftan vatandaş market kuyruklarında bir yağa ulaşamama gibi bir izlenim gösteriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Ankara'dan, Evet. Eskişehir'den bu konu nasıl görülüyor? Şu an yani vatandaşlarımız yağ kuyruklarında bekliyor saatlerce ve kapış kapış yağ tüketmeye çalışıyorlar. Yani sizce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu neye delalettir? Biz bu manzarayı okumaya çalışıyoruz ama açık ifade edeyim anlam veremedim. Siz nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Şimdi yağdan önce biraz ekonomiyi de değerlendirmek istiyorum. Dünya genelinde yaşanan pandeminin etkileri ne yazık ki şu an dünya genelinde görülmekte. Yani pandeminin siyasal yansımaları oldu, ekonomik yansımaları oldu. Hatta bence en büyük siyasal yansımalarının başında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimde Trump'ın seçimi kaybetmesi şeklinde oldu. Bu en büyük siyasal yansımasıdır. Bunun dışında ekonomik yansımaları da bütün dünyada hissediliyor. Sonuçta 2 yıl boyunca üretim eski yıllara oranla düşmüş bulunmakta ve düşen üretimle beraber ticaret durma noktasına geldi bir süre. Bunun da yansımaları bizim ülkemizde de şu an yoğun şekilde hissediliyor. Yine yanı başımızdaki savaşın yine ekonomiye yansımalarını görüyoruz. Özellikle akaryakıt boyutunda ciddi bir yansıması var. Yani bugün yine bir zam bekleniyor akaryakıta. İşte 20'leri geçti artık. 22, Evet. 23 liraları mazot buldu. Tabii bu kötü bir şey. Yani bu hepimizi üzen, hepimizi
hepimizi düşündüren bir durum. Ancak bunu sadece Türkiye'deki işte özellikle muhalefet ekseninde yapılan eleştirilere baktığımızda sanki iktidarın yanlış bir yönetimi mi şeklinde değerlendirmeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü ben bunu dünya genelinde yaşanan bunalımın da etkisi olarak görüyorum. Yağla alakalı olarak da biraz önce de bahsettiğimiz gibi Rusya'da Azak Denizi'nde 30 tane ayçiçek yağı taşıyan gemimiz ne yazık ki savaşın başlamasından dolayı orada duruyor. Orada durmasıyla beraber bir de yine bazılarının provokatör diyorum ben bunlara kışkırtmalarıyla sanki ya bitmiş, bitmek üzere toplumu bir galyana getirmek ve toplumdaki bu galyanla beraber marketlere bir saldırı oldu. Bunun da en büyük sebebi bu stokçuluğu yapan büyük belli firmalar. Bu firmaların yaptığı stokçuluk yüzünden ne yazık ki bu tarz gelişmeler oluyor. Bugün izledim. Aksaray valisi bir büyük marketin deposuna iniyor ve bir bakıyor ki ya bütün Aksaray'a yetecek kadar yağ var. Hatta orada da tepkisini dile getiriyor. Ya bu yağ bütün Aksaray'a yeter. Bu depoda bu yağın ne işi var diyor. Ve ben bütün sorumluluğu, inisiyatifi alıyorum. Hemen bu yağları çekiyorsunuz. Valinin önünde ben bunu vatandaşa dağıtacağım diyor. Cesur duruşlara ihtiyaç var. Evet stokçuluk stokçuluk diyoruz. O zaman bu stokçulara gereken çok ağır cezalar işlenmeli. Böyle küçük meblağlarla değil, çok büyük meblağlardaki cezalar yazılacak ki vatandaşlarımız mağdur edilmesin. Vatandaşlarımız bu büyük baronların yaptıkları zulme maruz kalmasın. İnşallah bu yönde de hükümetin belirli çalışmaları var ve yakın zamanda bu konuda da adımlar atacaktır. Başkanım, inşallah diyoruz ve az önceki konumuza kısaca dönüş yapmak istiyorum. Zira İlker Çorbacı güzel bir yorum yapmış. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Çünkü İlker Çorbacı da ordumuzun değerli bir sanatçısı, aynı zamanda Evet. çiçeği burnunda medya sektörüne adım atmış bir üstadımız. Ona Öncelikle da hayırlı olsun diyelim. evet, iyi yayınlar dileklerini iletmişler ve şöyle bir değerlendirmesi var. Siz bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Kısaca bu konuyu da tekrar geri dönmüş olalım diye ifade ettim. Komünist Rusya dağılırken diyor, 1989 Almanya Bonn'da toplanan Batı ve NATO Rusların endişesi üzerine NATO yani ABD NATO'nun son sınırı Almanya'dır dedi. Rusya ise serbest bırakıldığı için hiçbir ülkeyi NATO'ya alınmaması için taahhüt eden anlaşma imzaladılar. Batı sözünde durmadı. Rusya'dan ayrılan 14 ülkeyi daha NATO şemsiyesi altına aldı. Yani Rusya'yı çevrelemeye ve tehdit etmeye başladı. Bu arada çevrelenen sadece Rusya değil, Dede Ağaç'taki 20 bin ABD askeri ve Ege Adaları silahlanması boşuna değil demiş İlker Çorbacı ve şöyle devam ediyor. Bir parantez açmak gerekirse, bir kuşak bir yol projesinde yani Çin ve Türkiye arasındaki coğrafya dünya madenlerinin %65'ini oluşturuyor. Rusya'dan sonra sıra Türkiye'dedir. Bunun altını çiziyorum. Donbas bölgesindeki Rus halkına seçme şansı bile tanımıyorlar. Yıllardır katliam yapılıyor. Medyada haber yok demiş. Medya kimlerin elinde olduğunu söylemeye gerek yok. Biz ne Rusçuyuz ne ABD'ci. ABD'nin neler yaptığını bu ülkeye ve coğrafyaya anlatmama gerek yok sanırım, Evet. saygılarımla diye yorumunu kapatmış İlker Çorbacı. Katılır Şimdi mısınız? kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Şu anda o zaman Rusya'da gitsin Meksika'ya yönelsin bakalım. Bunu kabul eder mi Amerika Birleşik Devletleri? Kesinlikle kabul etmez. O zaman senin Ukrayna'da ne işin var? Senin Ukrayna'da Rusya'nın bütün çevresini saracak şekilde kurduğun bir sistemle sen Rusya'dan sonra tabii ki oylarıyla sınırlı kalmayacaksın. Tabii ki hedef bize dönebilir mi? İleriye dönük böyle bir hedefleri de var olabilir. Aşağıda işte Suriye, yukarıda Rusya. Tamamen etrafımız çevreleniyor. Tamamen etrafımız kuşatılıyor. Bunun karşısında da durmamız gerektiğini düşünüyorum. İlker Bey'in bu güzel yorumu için de teşekkür ediyorum.
Evet, biz de teşekkür ettik. Başkanım, ekonomiye tekrar dönecek olursak, bu benzin fiyatları böyle gider mi? Ya da nerede durur? Ya da durur mu? Bunu da bir değerlendirmek isteriz. Ardından yine ekonomiyle ilgili birkaç sorumuz olacak. Ama şu anki gündemimiz malum benzin fiyatları, yakıt fiyatları. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksin? Şimdi bir akaryakıt dediğimiz şey bütün ekonominin aslında temelini oluşturuyor. Geçen bir manav işte zebze halinde çalışan böyle büyük bir komisyoncu arkadaşla görüştük. Orada diyor ki ben eğer diyor patlıcanın üretildiği yerden yani toprakla buluştuğu yerden ben bedavaya alırsam dahi diyor Eskişehir'e getirdiğimde 7 TL ile satmak zorundayım. Niye? Çünkü bir akaryakıt maliyeti var. Bir taşıma maliyeti var. Onun için baktığımızda bütün sektörleri etkiliyor. Ciddi anlamda etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi yönünde de hükümet ciddi bir direniş gösterdi. Hatta ilk başta kendi ÖTV ile ilgili filan kolaylıklar sağladı. Ancak Rusya'daki savaşın patlak vermesiyle beraber Avrupa Birliği, işte NATO ülkeleri, NATO hatta dün Biden'in bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Akaryakıt ithalatını durduracağız. Evet belki etkileneceğiz biz de ama bunu durduracağız. Böyle olunca da her gün uluslararası piyasadaki fiyatı dolar bazlı olarak artıyor. Bu da ne yazık ki bize yansıyor ve bu yansıma inşallah bir yerde duracak. Benim en büyük umudum, ümit ettiğim konu Türkiye ile Çin ve Rusya arasında kendi para birimleriyle oluşabilecek bir ticaret. Eğer öyle bir şey gelişirse bununla ilgili bir çalışma olduğunu da duydum. Böyle bir şey gelişebilirse umut ediyorum. O zaman Rusya'daki akaryakıtı alma konusunda sıkıntı olmayacaktır ve bizim ülkemizde de akaryakıt fiyatları düşüşe geçecektir. Ama bu şekilde bu savaşın sürmesiyle beraber bir süre daha bu fiyatların bu şekilde artış göstereceğini düşünüyorum. Çünkü savaş devam ettikçe daha bir tedarik süreci diğer ülkelere yönelik daha gelişmedi. Savaşın bir şok evresi yaşanıyor hala. Onun için de bu sürecin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle ifade edelim. Allah devletimize zeval vermesin diyelim. Yani gerçekten Amin. zor bir Amin inşallah. süreçteyiz. Dediğiniz gibi petrol her şeyin altyapısı. Yani her şeyin kaynaklandığı yani aslında bu süreci biraz da nasıl buralara geldi bunu da bilmiyoruz. Sayın Başkanım, dediğimiz gibi zamanınızı alıyoruz, değerli vakitlerinizi. Bu Estağfurullah. günümüzdeki ittifaklarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ekonomiyi tekrar konuşacağız. Dediğimiz gibi uzun soluklu bir Evet. süreç. Malumunuz 6 siyasi partinin bir ittifakı söz konusu. Diğer yanda da 3 siyasi partinin ittifakı söz konusu. Bu ittifakları nasıl değerlendiririz? Yani Türkiye nereye doğru gidiyor? Doğru yolda mıyız? Bunları da bir değerlendirirseniz seviniriz başkanım. Şimdi birbiriyle aslında normalde hiçbir alakası olmayan, normalde birbiriyle hiçbir şekilde aynı masaya oturmayacak 6 siyasi parti bir yerde toplanıyor ve dışarıdan da hiçbir şekilde bir araya gelmeyecekleri bir HDP gerçekliği var. Bu 7 partinin bir arada olmasının temel bir sebebi var. O da Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine bir sebep. Baktığımız. Çünkü yayınladıkları manifestoda sadece güçlü parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir hedef koyuyorlar ortaya. Ama ülkemizin sadece güçlü parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir problemi yok. Ülkemizin şu an bir problemi ekonomi. Ülkemizin bunun dışında çok daha büyük problemleri var. Yani güçlü parlamenter sistem evet belki bir hedef. Belki o hedefe gidilmek isteniyor ama en büyük problem o değil. Yani güçlü parlamenter sistem şu anda en büyük problem değil. Ama baktığımızda konuşulan, tartışılan tek konu bu 6 parti arasında işte güçlü parlamenter sisteme dönüş ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ben bu anlayışı doğru bulmuyorum. Çünkü kitleler oy verirken sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kurulan bir mekanizmaya bence oy vermeye yanaşmayacaktır. Evet şu anda ekonomik sıkıntıların etkisiyle yapılan anketlerde AK Parti'nin oyunda bir düşüş var ve bir düşüş yaşanıyor. Ama bu demek değildir ki bu 6 parti
ortaya sürdükleri projelerle bu düşüşü sağlıyor. Bu düşüşün temel nedeni ekonomide yaşanan sıkıntılar. Yarın bir gün ekonomiyle ilgili özellikle hükümetin ortaya koyduğu bir hedef var. İşte Haziran-Temmuz. Haziran-Temmuz'da eğer ki bu ekonomiyle ilgili iyi gelişmeler olursa yine eski oyuna geri dönecektir. Onun için bu altı partinin sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kurdukları bir hedeften öte daha net projelerle, vatandaşın ihtiyacı olan projelerle bence sahaya inmeleri lazım. Şimdi baktığımızda yıllarca CHP Temel Karamanoğlu, işte Saadet Partisi Genel Başkanı'nın Sivas Madımak olaylarıyla ilgili yargılanması gerektiği, işte cezaevine girmesi gerektiği üzerine sürekli bir propagandaları vardı. Yine işte 28 Şubat'la ilgili daha tam bir hesaplaşma olmadı. Yani vatandaşın ne yüreğindeki o hesaplaşma gerçekleşti, ne zihninde. Hala o konuyla ilgili iki tarafta da bir kutuplaşma görüyorum. Hala işte başörtülü vatandaşlara hala ikinci böyle sınıf bir muamele görebiliyoruz yeri geldiğinde. Evet, büyük kısmı aşıldı ama tam olarak daha aşılmadı. Bunun da hala CHP'nin oy aldığı bir kesim tarafından da bu onaylanıyor. Baktığınızda şu an Saadet Partisi ile CHP aynı masada oturuyor. Yine diğer tarafta İYİ Parti ile HDP. İYİ Parti'nin HDP ile bir araya normalde, yani normal politik bir alanda hiçbir şekilde bir araya gelmemesi lazım. Yine HDP'nin de İYİ Parti'ye yönelik işte Meral Akşener'in Mehmet Ağar'dan sonra İçişleri Bakanı olduğu ve İçişleri Bakanı olduğu dönemde işte bölgede Güneydoğu'da yaşanan birçok olayların olduğu, oradan dolayı da sürekli eskiden beri Meral Akşener'i bir sorumlu tutma. Bugün bakıyorsunuz aynı masada değiller ama birbirini destekliyorlar sonuçta. Ortak noktada bir araya geliyorlar. Yine Ahmet Davutoğlu'yla işte yine baktığımızda Ali Babacan'la, yani bir araya gelmeyecek 7 tane parti sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bir araya geliyorlar. Sonuçta bakıyorsunuz geçen toplantıda ya arabanın nereye park edileceği üzerine bile korumalar arasında şu anda tartışma çıkıyor. Yani bu ileriye dönük benim kendi şahsi fikrim, sahada da gördüğüm çok böyle büyük tutacak bir çalışma olmayacaktır. Ama eğer ki ekonomiyle ilgili, işte adaletle ilgili, işte gençlikle ilgili, bunun gibi konularla ilgili somut yapılabilecek ciddi projelerle ilerlerse daha mantıklı ve belki de o zaman oy arttırma, oy alma ve seçimi kazanma ihtimallerini artırmış olacaklardır. Ama bu şekilde sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine güçlü parlamenter sistemi getireceğiz derlerse ben bu birlikteliğin de çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Başkanım, şunu eklemek isterim. Şimdi muhalefet, dolayısıyla muhalefet, yani bahsettiğimiz 6 parti, sizin de ifadenizde 7 parti, sonuçta muhalefet. Muhalefetin iddiası her zaman iktidar olmak değil midir? Yani muhalefetin amacı elbette şu anki iktidarı yıkmaktır. Yani dolayısıyla Tabii. şimdi muhalefetin Evet. yaptığının yani demokratik yollardan iktidarı yıkmak her muhalefetin asıl amacı değil midir? Sizce de böyle değil midir? Tabii ki mutlaka, yani hedef eve bak ama yıkarken ben şunu demek istiyorum. Tabii ki muhalefetin hedefi iktidarı seçimle, demokratik bir yöntemle götürmek. Ama bu yöntemi denerken de ben şunda değiniyorum. Yani tamamen politikalarını Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kurmaları şu an için ekonomik sıkıntıdan dolayı, evet belki muhalefet partilerinde küçük bir oy artışları, AK Parti'de de bir oy düşüşü var. Ama yarın bir gün ekonomi düzeldiğinde bu altı partinin yanında işte HDP'nin bunu sürdürebilmesi mümkün olmayacaktır. Yani daha ciddi projelerle, daha ciddi çalışmalarla vatandaşla bir araya gelmeleri lazım. Yani sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kurulan bir sistemin ayakta durması yani sıkıntı olur. Uzun süreçli olmaz. Uzun soluklu olmaz. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yine burada HDP'nin de son dönem bir tepkisi de var bu konuyla alakalı. Ya sonuçta biz İstanbul'da biz size aldırdık. Adana'yı biz size aldırdık. Ankara'yı biz size aldırdık. Mersin'i, Antalya'yı. O zaman biz o masada niye yokuz? Ya belki üst yöneticilerin bu konuda
tepkisi olmayacak. Çünkü onlar da Recep Tayyip Erdoğan gitsin anlayışıyla o sistemin içerisinde yer alacak. Ama vatandaş boyutunda burada bir sıkıntı var. Vatandaş diyor ki ya kardeşim ben oyu verdim. En çok oyu ben verdim. Ekrem İmamoğlu bugün o koltukta oturuyorsa benim sayemde oturuyor diyor. İşte Mersin benim sayemde oturuyor. Ama benim genel başkanım orada yok. Ama yeni kurulan, hiç seçimlere katkısı olmayan o seçimlere, yani yerel seçimlere Ahmet Davutoğlu o koltukta oturuyor. Ali Babacan oturuyor. Demokrat Parti'nin, Saadet Partisi'nin %1'lerde olan oy olmasına rağmen o koltuklarda oturuyor o toplantıda. Ben niye oturmuyorum? Benim genel başkanım niye oturmuyor? Vatandaş da HDP seçmeninde bu tepki var. Yani bunu sahada biz görüyoruz. Evet. Başkanım peki yani sizce bu ittifak tutmaz mı diyorsunuz? İddianız bu yönde mi? Bu ittifakın şu anda tutması ekonominin gidişatıyla ilgili görüyorum. Ekonomi bu şekilde giderse bu ittifakın tutma olasılığı var. Çünkü ekonominin kötü gitmesinden dolayı vatandaş bir kararsız boyuta geçiyor ve bu boyuttan da ister istemez bu 6-7 partinin bir araya gelmesi bu oya talip olduğu için bir süre sonra bu kararsız seçmenin oraya kayma olasılığı yüksek. Ama hükümetin ortaya koyduğu işte Haziran-Temmuz'daki ekonomiyle ilgili öngörüleri gerçekleşirse o kararsız seçmenin yine AK Parti'ye doğru evrileceği net bir şekilde ortada. Çünkü ben kendim yani anketler olarak değerlendirmiyorum bunu. Anketlere de çok güvenmem. Ama ben kendim sürekli vatandaşın içerisindeyim. Ahmet abi biliyorsun yani yıllarca beraber de çalıştık. Çalışmalar yaptık. Ben gezdiğim yerlerde de bunu görüyorum. Ya vatandaş diyor ki evet şu an için ekonomi kötü. Ben kararsızım. Ya da işte İyi Parti'ye ya da Ali Babacan'a ya da Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Ama olur da ekonomi diyor iyiye giderse yine benim yerim AK Parti'dir. Ben yine AK Parti'ye veririm de diyor yani. Evet. Başkanım, bir önceki konumuza dönecek olursak bir yorum geldiği için konulara tekrar Evet. dönmek durumunda kalıyorum. Afola. Şimdi Tabii İlker ki. Çorbacı Üstadım demiş ki Brent varil fiyatı 145 dolara çıkmıştı demiş. Fazla değil, 10 küsür sene evvel. Benzin fiyatı ise o zaman 3,5 TL'ydi. Yani Brent'in varil fiyatı 145 dolarken 10 sene önce benzin fiyatı da 3,5 TL'ydi. Bugün ise 115 dolar, benzin ise 20 TL. Bakın daha fazla pahalıyken 3,5 TL olan bir benzin bugün nasıl 20 TL olur demiş. Sadece nasıl oluyor bu demiş. Böyle bir sorusu var. Tabii ki bu sorunun muhatabı siz değilsiniz. Buna cevap vermek durumunda da değilsiniz. Sadece Tabii İlker ki. Yok Çorbacı şöyle Üstadım'ın ben böyle bir yorum olduğu için aktarmak istedim size. evet şimdi şöyle tabii ki varilin fiyatı 145 dolar olduğunda tabii ki bizde doların da o zaman fiyatı düşüktü. Yani bir doların karşılık geldiği rakam o zamanlar işte 10 sene önceden bahsediyor İlker Hocam. 10 sene önce işte 1,82 TL idi. İster istemez o zaman yine de vurduğumuzda tabii ki düşük oluyordu. Ama bugün Evet. Yüksek bir enflasyon var. Evet zaten bunu söylüyoruz. Ya şu anda bir ekonomik kriz yaşıyoruz biz. Ve bu ekonomik krizin yansıması olarak döviz kurunun işte yüksek olmasının da tabii ki akaryakıtı sonuçta dolar bazlı değerlendiriyoruz. Dolar bazlı olduğu için de fiyatı yüksek oluyor. Evet. Başkanım yine Celalettin Bayrak isimli bir abimiz genç ağzına sağlık iyi noktalara parmak basıyorsun demiş sizlere. Bunu Allah razı olsun. da aktarmak istedik. Başkanım Allah razı olsun. Netice olarak dediğim gibi zaman zaman sizinle burada bağlantı kurmak isteriz. Güzel değerlendirmeniz oldu. Netice Kesinlikle. olarak şu an Türkiye'yi neler bekliyor? Bizi aslında en çok ilgilendiren soru bu. Çünkü önce kendi ülkemiz. Ülkeyi neler bekliyor? Ekonomik anlamda, siyasi anlamda bu süreci nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl okuyorsunuz? Şimdi baktığımızda aslında ülkemiz dışında yani dünya geneline baktığımızda bizi zor günler bekliyor. Bütün dünyayı zor ve kötü günler bekliyor. Aslında bazen komplo teorisi diyorum. Sonra da evet gerçek olabilir mi diyorum. İşte Bill Gates gibi ekonomiyi yönlendiren, bunun gibi bazı kişiler çıkıyor. Yeni bir pandemi gelebilir diyor. Daha önce söyledikleri şey bakıyorsun gerçekleşmiş. Ya Covid ile ilgili tespitleri. Yani biraz ürküyorum. Yani dünyada hakikaten belirli büyük bu küreselci dediğimiz baronların hakikaten sürecin yönetilmesinde etkileri var mı diyorum. Daha sonra diyorum ki ya bunlar varsa da bizim de Allah'ımız var. Allah'a şükürler olsun. İnşallah daha önce nasıl bunlara karşı mücadele verildiyse
yine de verilecektir ve inşallah hem dünyayı hem ülkemizi güzel günlere götürmek için biz de elimizden ne gelirse yapacağız. Bunun mücadelesinde birer nefer olacağız. Olduk da yine olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Ama yakın bir tahminde bulunmak gerekirse zorlu süreçler hepimizi bekliyor. Hatta zorlu süreçlerin de içerisindeyiz. Ya bugün işte akaryakıt hakikaten üst level bir rakamda. Yine bakıyorsunuz asgari ücrete yapılan büyük bir zama rağmen asgari ücretle artık geçirmek imkansız gibi bir şey oldu. Hakikaten yani normal hani hiçbir şey yapma. Hiçbir sosyal aktivitede bulunma. Sadece ben ailemi geçindireyim dediğinizde bile şu anki mevcut durumda zorlanıyorsunuz. Zor süreç yaşıyorsunuz. Evet. Başkanım, samimi olarak söylüyorum, çok değerli bilgiler aldık sizden. Yani hatta bu bağlantıları zaman zaman gündemi değerlendirmek adına fikrinize, bilginize başvurmak isteriz. Zira alanınız ekonomi, dediğimiz gibi yine Türkiye'yi karış karış geziyorsunuz. Doğudan batıya, Güneydoğu'ya özellikle hakimsiniz. Bu Evet, süreçleri, evet. siyasi süreçleri okuyabilecek durumdasınız. Bizim de ülke gündemiyle ilişkin soru sorup cevap alabileceğimiz en yakın isimlerdensiniz. Yıllarca Çok bizi teşekkür hiç ederim. yalnız bırakmadınız. Allah sizden razı olsun, varınız daim Aynı olsun. şekilde İnşallah siz de bizi hiçbir şekilde bundan yalnız sonraki bırakmadınız. süreçte de bilginizden, fikirlerinizden ziyadesiyle faydalanmak isteriz dedik. Evet başkanım, söylemek istediğimiz, eklemek istediğimiz bir şey var mı? Buyurun. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Anadolu hakikaten kardeşliğin coğrafyası. Hatta kardeşliğin dünyadaki başkenti neresi derseniz bu Anadolu coğrafyası deriz. Ve inşallah birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bütün zorlukların üstesinden de hep beraber geleceğiz. Ordusuyla, Mardin'iyle, Diyarbakırlısıyla, Edirne'siyle yine hep beraber geleceğiz. Bizi bu zor süreçler yıkamayacak, bizi zorlayamayacak dahi. Yine göğüs geleceğiz bunlara diye tahmin ediyorum, düşünüyorum ve temennim de bu yönde ordudaki yürekli ordulara da selam söylüyorum. Çünkü bizi her zaman bağırlarına bastılar. Bizim bu konuyu ben hep takip ederim. Güneydoğu'dan orduya her sene fındık işçisi ciddi bir rakam gidiyor. Ve her zaman da çok güzel bir şekilde karşılanıyorlar ve çok güzel bir şekilde yolcu ediliyorlar. Hatta artık aile gibi olanlar var. Bizim Şanlıurfa Viranşehir Akil Gençler İlçe Başkanımızın eşi ordulu. Arada gidip geliyor arada. Böyle artık akrabalık ilişkileri de oldu. Orduya selam olsun tekrardan. Ne güzel. Yani Şanlıurfa Akil Gençler ilçe başkanımız bizim eniştemiz oluyor. Buradan da Aynen. Evet. şahsına ve bütün Şanlıurfa'ya selam olsun. Hatta bütün ülkeye, bütün doğuya, Güneydoğu'ya selamlar olsun diyoruz. Şunu da eklemek istiyorum başkanım. Biz gerçekten dediniz ya, Anadolu'da kardeşliğin başkentidir Anadolu. Dünyadaki başkentidir. Anadolu'daki kardeşliğin başkentinin de ben doğunun, Güneydoğu Anadolu'nun olduğunu düşünüyorum. Zira yine eklemek istiyorum, Karadeniz'de çok benzer yönleriniz var. Doğu ve Kesinlikle. Güneydoğu bölgemiz de, Karadeniz bölgesi de aslında memleketlerine bağlı. Yani bununla ön plana çıkıyor ve çok güzel projeler yaptık aslında. Kardeşlik projeleri yaptık birbiriyle buluşturmak Evet. adına. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Yine İlker Çorbacı İnşallah. üstadımın bir eklemesi var. Sanatın bilimini, buğdayını üreten uluslar sadece bağımsız olabilir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Minnet ve dua ile anıyorum demiş. Evet, sanatın bilimini, Biz de buğdayını anıyoruz. üreten uluslar sadece bağımsız olabilir demiş. Böyle de güzel bir sözü paylaşmış Mustafa Kemal Atatürk'ün. Teşekkür Minnet ve ediyoruz. dua ile anıyoruz demiş. Başkanım, çok kez teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız. Dediğimiz gibi Ben tekrar de ifade çok etmek teşekkür isterim. ediyorum. Zaman zaman bilgilerinize bu ekranlarda yine başvurmak isteriz. Dediğimiz gibi ülke gündemini, ülke siyasetini okuyan bir isimsiniz. Bu konularda bazen kapınızı çalacağız. İnşallah bize Her değerli zaman vakitlerinizi başım ayırmaya gözüm devam üstüne. edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Biz Sağ teşekkür olun. ediyoruz başkanım. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Evet değerli izleyenler, Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş'in değerlendirmelerini aldık. İyi de oldu. Sağ olsun Sayın Başkanım, kıymetli vakitlerini bize ayırdılar. Şimdi ülke siyaseti böyle, savaş çıkmasın, savaş olmasın diyoruz. Savaş
savaşın kazananı yoktur diyoruz. Her zaman da bunu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü ülkemiz, bölgemiz, hatta doğrusu Orta Doğu savaştan yıllarca yoruldu. Kan akmasın. Kan akacak bir sebep yok çünkü şu an dünyamızda. O yüzden Allah ülkemizi, öncelikle ülkemizi, sonrasında dünyamızı muhafaza eylesin diye dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Evet, bugün memleket meselesinde savaşı konuşalım istedik, ekonomiyi konuşalım istedik. Zira bazen de ulusal gündeme yer vermek gerekiyor. Ulusal gündemi de değerlendirmek gerekiyor. Bu konudaki en iyi, en net bilgi alacağımız isim Delil Ateş'te. Sağ olsun Delil Ateş Başkanım, bu konuda bize değerli vakitlerini ayırdı. Haftaya program konuğumuz yine çok değerli bir abimiz, arkadaşımız Cuma İçten olacak. Bunun da Cuma İçten kimdir? Diyarbakır Milletvekili, aynı zamanda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ahmet Davutoğlu'nun da danışmanı oluyor kendisi. Ondan da yine ülke gündemini alacağız. Ve az önce ifade etmiştim, Delil Ateş'le ilgili bir anımız vardı. Başkanım da müsaadesiyle burada paylaşmak istiyorum. Evet, şu an Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Sayın Egemen Bağış'ın ordu programında birlikte gelmişlerdi. Delil Ateş Başkanım bir basın açıklaması olacaktı. Biz de bu basın açıklamasını biraz daha geniş kapsamlı olsun istedik. Niye bunu anlatıyorum? İçimde bir ukdedir. Bunu hiç kimseyle paylaşmadım ama bir şekilde içimden atmak istiyorum. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz bu programı, evet, üzülerek söylüyorum ki bu programı yasal olmayan yönlerle bir şekilde iptal ettirdi. Yani bizim yapacağımız programı, halka açık bir basın açıklamasını Enver Yılmaz tamamen kişisel yani kişisel iletişimimizden dolayı iptal ettirdi. Burada çok daha açık konuşmak istemiyorum. Gerekirse konuşuruz ama dönemin belediye başkanı bizim bu programımızı sabote etti. Ardından da zaten kısa zaman sonra da kendisi alındı. Ve Delil Ateş'e ordu olarak bir mahcubiyetimiz o süreçte var. Ama kendisi de zaten sürecin nereden başladığını, nereden kaynaklandığını da bildiği için bu konuda da biz onun affına sığındık diyoruz. Ve böyle bir tatsızlık yaşamıştık zamanında. Egemen Bağış'ı orada ağırlarken dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından programının sabote edilmesi bizi bir hayli üzmüştü. Ve Sayın Delil Başkan'la da bu konuyu daha önce değerlendirmiştik. Burada da sizinle paylaştık. Niye anlattım? Bir sebebi yok aslında. Sadece Delil Başkan'a ve dolayısıyla Egemen Bağış'a, Sayın Bakan Egemen Bağış'a bir özür borcumuz vardı. Ordu adına ben de kendisine buradan tekrar özür dilemek istiyorum şehrimiz adına. Evet değerli izleyenler, bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar bu ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Sağlıkla kalın, savaşsız bir dünyada inşallah uyanırız diyoruz. Allah'a emanet olun.